Ben geldim. Benden kanalı açtığımdan beri Ece nerede yaşıyorsun, Ece ev turu, Ece ev turu, Ece ev turu diye ev turu videoları istiyordunuz. İşte bugün o gün. Size şahane bir ev turu çekmek istiyorum. Hadi başlayalım o zaman. Size bütün detayları, bütün eşyaları tek tek göstereceğim ama önce bu evle ilgili bilmeniz gereken bir şey söylemek istiyorum. Bir kere bu ev Kapadokya'da. Kapadokya'nın en güzel yerlerinden bir tanesinde Uçhisar'da. Bir vadinin tam ortasında, önü alabildiğine açık. Birazdan manzarayı göreceksiniz zaten. Buradaki hemen hemen bütün evler gibi bu evde mağaradan çevrilmiş bir ev ama yapımı tamı tamına 4 yıl sürmüş. Evin altında daha önceden fabrika varmış. Evin tamamı yerden ısıtmalı. Böyle bir yerde, böyle minimalist, böyle yerden ısıtmalı bir yerde kalmak müthiş bir keyif. Benim bu evdeki en sevdiğim detaysa bu şömine. Bu aktif bir şömine. Öyle süs olsun diye konulmuş bir şömine değil ama işin en güzel tarafı tamamen orijinal bir şömine. Ta Rumlardan kalmış. Daha sonradan temizlenip yapılıp yerleştirilmiş tekrardan. Evin en sevdiğim yanlarından bir tanesi tavanlar kütüklerden oluşuyor. O kadar güzel görünüyor ki. Küçükken dedemin köy evinde vardı bu kütükler. Şimdi de bu evde. Ama bu evde modernize edilmiş şekilde, uyum halinde. Ahşabın dokusuna bayılıyorum zaten. Ahşabın her türlü rengine, biçimine, hepsine hastayım. Burada da böyle ham ahşapların kullanılması, sıradan bir tavan yerine bunun kullanılmasına bayıldım. Şimdi gelin evin diğer yerlerini gezelim. Bayılacaksınız. Tam salonun karşısında evin girişinde sizi çok güzel bir yer bekliyor. Bu dolapların hikayesi çok ilginç. Bunlar eski tren rayı ahşaplarından yapılmış. Onlar temizlenmiş, işlenmiş ve hem mutfak dolaplarına hem de buradaki dolaplara malzeme olarak kullanılmış. Ve burada ev sahibimizin kendi elleriyle yapmış olduğu bir heykel görüyorsunuz. Zaten bu heykelin ev sahibine ait olduğunu öğrendikten sonra bu evin nasıl bu kadar şahane dizayn edildiğini anlamış olduk. Kendisi sanatla oldukça iç içe. Koridor bile başlı başına sanki masallardan çıkmış gibi. Şimdi size önce mutfağı, sonra da yemek yediğimiz yeri göstermek istiyorum. Hadi gelin. Ben yemek yapmayı severim biliyorsunuz. Burada da tezgahın dokusuna bayıldım. Yine aynı şekilde dolap kapakları o tren rayı ahşaplarından yapılmış. Mutfakta en sevdiğim şeylerden bir tanesi üst dolaplar yok. Dolayısıyla böyle raflar konulmuş. Bu raflara da tencereler vesaire yerleştirilmiş. Alt dolaplar çünkü fazlasıyla yeterli oluyor. Üst dolaplar konularak boğmamış evi. Zaten evin duvarları bu şekilde mağaradan yapma olduğu için eğimli. O yüzden üst dolap yerleştirilemezmiş. Müthiş bir çözüm bulunmuş. Hem de çok ferah. Ben bu mutfak aksesuarlarının böyle asılmasını çok seviyorum. Yani mutfağa sanki başka bir hava katıyor. Çok hoşuma gidiyor. Şu yemek yediğimiz yere bir bakar mısınız? Karşıda inanılmaz bir manzara. Sabahları özellikle balonlar bazen buraya iniyorlar rüzgarın gidişatına göre. Tam karşımda yemekleri hazırlayıp, kahvaltıyı hazırlayıp burada yiyoruz. Müthiş bir deneyim. Şu camların ahşap olmasına bayılıyorum. Ve burası evde en keyifli vakit geçirdiğim yerlerden bir tanesi. Ama size başka bir yer daha göstereceğim. Evin en sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Yine aynı şekilde ahşap pencereler burada. Bayılıyorum bu manzaraya. Burada bazen yoga yapıyorum. Ve yoga yaptığım en iyi yerlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Burası benim şey köşem. Şöyle. Bu arada kablosuz kulaklığım, kablosuz mikrofonum olmadığı için bu telefon burada olmak zorunda. Burası benim keyif yapıp kitap okuma yerim. Burada ben böyle bitki çayımı yapıyorum. Sehpayı yanıma çekiyorum. Burada sabahtan akşama kadar kitap okuyabilirim. Bayılıyorum. Şuraya da bazen mat atıyorum. Birazdan gösterebilirim hatta. Hatta Instagram'dan takip edin, mutlaka paylaşmış olacağım. Buraya mat atıyorum ve yoga yapıyorum. Harika bir şey. O zaman hadi gelin. Bu oda alt kattaki tek yatak odası ama müthiş bir manzarası var. Birazdan göstereceğim size. Küçücük bir balkonu var ama böyle mağaradan yapılma bir balkon. Burada bir aynamız var. Yine ahşap çerçeveli. Yatakların tamamı da ahşap çerçeveli ve başlıkları yok, yatak başlıkları yok. Şöyle alalım sizi ve o kadar böyle doğanın içinde gibi hissettiriyor ki. Özellikle duvarlar tamamen orijinal mağara duvarları. O yüzden mağaranın içinde yaşamak gibi. Hadi gelin size buranın harika balkonunu göstereyim. Havası o kadar temiz, görseli o kadar tatmin edici, o kadar doyurucu ki size anlatamam. Bir de gün doğarken göreceksiniz burayı. Her yatak odasının bu evde kendine özel bir banyosu var. Evde dolapların hepsi gömme dolap. Ve gömme dolaplar da aynı duvarların renginde bir ahşapla kaplanmış. Gelelim bir diğer odamıza. Odanın girişinde bizi bir koltuk karşılıyor. Bu koltuk açılabiliyor ve iki kişilik yatak haline gelebiliyor. Esas şu odaya bir bakar mısınız?
Tam odanın girişinde çok güzel bir tablo karşılıyor bizi. Ve böyle geldiğimizde iki ayrı yatak görüyoruz. Çocuklar için olabilir, misafirler için olabilir. Komodin yerine böyle küçük sehpalar kullanılmış. Ve yine bu odanın da bir banyosu var. Benim en beğendiğim banyo bu. Ve buranın çok ilginç bir hikayesi var. İçeride size onu anlatmak istiyorum. Burada banyoya girer girmez zevkle döşenmiş bir yer görüyorsunuz ve yine ahşaptan bir desenle karşılaşıyorsunuz. Buranın böyle orijinal haliyle kalması çok hoşuma gitti. Ses biraz yankı yapıyor olabilir çünkü banyodayız. Ve gelin size en beğendiğim banyoyu göstereyim. Ev sahibi burayı yaptırırken çok zorlanmış çünkü mimarlar tam istediğini yapamamışlar, anlayamamışlar. Burası eskiden şarap kayma yeriymiş, şarap fabrikası varmış ve şaraplar burada hazırlanıyormuş, şarap dövme yeriymiş. İşte burada da öyle bir şey varmış, yani onları hazırladıkları, dövdükleri bir şey varmış ve mimarlar istediği gibi yapamamışlar. Daha sonrasında ev sahibi böyle bir dizayn çıkarmış ve mimarlar da tamam demişler. Sonuç olarak böyle bir açık küvet karşılıyor bizi. Ve yine burada zevkle döşenmiş bir lavabo görüyoruz. Yine ahşaptan materyaller kullanılmış. Burayı da çok seviyorum ama en sevdiğim yer dediğim gibi karşı taraf. Şu an biraz karanlık çıkıyor olabilir. Malum mağara evler buralar. O yüzden aydınlatması böyle daha loş ışık tercih edilmiş. O zaman bu ev dubleks bir ev ve size üst katı gezdirmek istiyorum. Ve yatak odamıza hoş geldiniz. Yatak odasında bir şömine karşılıyor bizi. Yine aynı şekilde kullanılabilir bir şömine ama bu yeni yapılmış bir şömine. Yani şey değil, Rumlardan kalmış eski tip bir şömine değil. Evdeki en sevdiğim eşyalardan bir tanesi çünkü gerçekten çok rahat. Ve bunu bazen balkona alıp böyle keyif yapıyorum. Manzarayı izliyorum, çok hoşuma gidiyor. Öyleyse gelin. Size tam manzaranın karşısında, çünkü en güzel oda yatak odası olduğu için tam manzaranın karşısındaki koltuğumuzu size göstereyim. En güzel oda tabii ki yatak odası. Tam karşımızda Erciyes Dağı'nı görüyoruz. Çünkü bir teras var. Terasa çıkıyoruz. Erciyes Dağı'nı görüyoruz. Ve o Erciyes Dağı'nın tam karşısında da bu koltuk var. Ve bu koltukta bütün gün keyif yapabilirsiniz. O kadar ki güzel, iddia ediyorum. Yine bütün tavan bu arada tahtadan. Yatak odamıza hoş geldiniz. Yine yatak başlığı yok. Ben bu durumu çok seviyorum. Yine size harika bir yer göstereceğim. Tam keyif ya. Tam keyif, tam keyif. Böyle sanki bana özel yapılmış bir alan gibi hissediyorum. Bir oyuntu var ya, onun arasına bu koltuğun yerleştirilmesi çok güzel olmuş. İnanılmaz keyif, şimdi bile mayıştım. Gerçekten uyumak istiyorum. Hadi gelin o zaman size banyoyu göstereyim. Tabii ki ebeveyn banyosu olmazsa olmazıdır bir evin. Bu arada kapılardan bahsetmedim. Kapılar da ahşap. Her şey ahşap. Alt kattaki banyoya çok benziyor. Ondan bir tık daha büyük sanki. Ve gelin evin en güzel yerlerinden bir tanesine gidelim. Evin terasındayız. Şu terasın bir güzelliğine bakabilir misiniz? Evin en sevdiğim yeri tabii ki terası. Ta buraya kadar uzanıyor. Devasa büyüklükte bir teras. İşin en güzel tarafı. İşte hani dedim ya, bazen burada balonlar uçtuğunda rüzgarın yönüne doğru göre buraya iniyorlar diye. O zamanlarda müthiş bir seyir keyfi sunuyor. Tam karşıda, hadi gelin göstereyim. Tam karşıda Erciyes Dağı var. Bu taraf Güvercinlik Vadisi. Ve Güvercinlik Vadisi'nden bir yol var. O yol patika yol. Oradan aşağıya doğru geldikçe Göreme'ye kadar yürüyebilirsiniz. Aa, size evin girişini göstermedim. Evin girişini göstereyim bir de yukarıdan. Burada evin ayrı bir çıkışı var. Yani alt kat ayrı kullanılabilir, üst kat ayrı kullanılabilir. Eğer misafirleriniz varsa hiç rahatsız etmeden çıkıp gidebilirsiniz. Duvarlara bal kabakları asılmış. Ve buradan aşağıya doğru inip evin girişine tekrardan çıkabilirsiniz. Ev turumuzu tamamladık. Evle ilgili söylemek istediğim birkaç küçük bir şey var. Bu evi tabii ki Airbnb'den kiraladık. Airbnb'den kiraladığımız en güzel ev olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü inanılmaz güzel döşenmiş, inanılmaz zevkli bir ev sahibimiz var. Ve tam karşıdaki manzara zaten bizi bizden aldı. Benden sürekli ev turu istiyordunuz. Ben de dünyayı ve Türkiye'yi gezmek istiyordum. O yüzden bir çözüm getirmek istedim bu duruma. Türkiye'de ve dünyada kiralanabilecek en güzel Airbnb evlerini gezip size göstermek istiyorum. Size anlatmak istiyorum. Siz de gelin, kalın ve yaşayın istiyorum. Böyle evlerde konakladıkça, çok güzel yerlere denk geldikçe kamerayı açacağım ve size çekeceğim. Umarım sevmişsinizdir. Aşağıya bu evle ilgili bilgileri bırakırım ki kiralamak isteyenler olursa kiralayabilsinler. Çekmek için bu evi seçmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi
Böyle her yer birbirine çok yakın, dip dibeydi. Ama burası sanki size ait bir bölge gibi, size ayrılmış gibi. O kadar muazzam ki size anlatamam. Yolu bile başka, yolu bile ayrı. O yüzden sanki ıssız bir yerde tek başınıza kalıyormuş hissi yaratıyor. Ama size bir tavsiyem var. Eğer buraya gelecekseniz, Kapadokya'ya gelecekseniz, özellikle de böyle bir yer kiralayacaksanız, herhangi bir Airbnb evi de olsa, bu evde olsa kiralayacaksanız, kışın gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü yazın burası çok sıcak ve kurak oluyor aslına bakarsanız. Ama kışın karşıda enfes bir manzara oluyor. Çünkü kar yağıyor ve gerçekten bir krem şantili pastaya benziyor Kapadokya böyle zamanlarda. Eğer Uçhisar'a ya da Kapadokya'ya gelecekseniz mutlaka mutlaka kış aylarında gelmenizi öneririm. İlk kez Kapadokya'ya geldiğimde Ocak ayında gelmiştim ve bayılmıştım, buraya aşık olmuştum. Şimdi Kasım gibi gelmiş oldum. Kışın gelirseniz hem şömineyi de yakarsınız, çok keyif alacağınıza eminim. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu ve umarım devamını istersiniz. Çünkü ben devamını çekmek için sabırsızlanıyorum. Hemen yeni evler araştırmaya başladım bile. Çünkü Airbnb'de çok güzel evler gördüm. Umarım seversiniz de, umarım istersiniz de. Ben de çekmeye devam ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü her zaman söylüyorum, bu işte beraberiz. Eğer siz destek olmazsanız bu işler yürümez, biliyorsunuz. Bu ilk çekimimizdi. Ufak tefek hatalarımız olduysa kusura bakmayın. Yeni konsepte hoş geldiniz diyorum. Ve hoşça kalın. Hah, bir de her zaman unutuyorum söylemeyi. Lütfen, lütfen, lütfen eğer videoları seviyorsanız arkadaşlarınızla paylaşın. Çoğalalım artık. Lütfen yardımcı olun bana ki daha güzel içerikler çıkarabilirim. Daha güzel ekipmanlar alabilelim. Her şey daha güzel olsun. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.